İslam'ı kabul edip Müslüman olduktan sonra ailemin büyük bir kısmı beni deli olarak gördü. Hiç anlamadılar. Bana düşman olanlar bile oldu. Annem de "Nasıl Müslüman olabilirsin?" dedi. Herkese anlattım. Nişanlım yani evlenmek istediğim kişi hiç anlayamadı beni. Zaten ondan sonra da ilişkimiz de bitti. Beni tek anlayan ve pozitif tepki veren babaannem oldu. Ona gidip Müslüman olduğumu söyleyince, öyle mi oğlum iyi yapmışsın dedi. Ailemden gelen tek pozitif tepki oydu. Arkadaş çevremden aldığım tepkilerde farklıydı. Bazılarıyla hiç görüşmedim ondan sonra. Çünkü onlar kabul etmiyordu. Zaten beni anlayanlar da sonradan Müslümanlığı seçti. Elhamdülillah. İlk zamanlarda negatif tepkilerle başa çıkmak zor oldu. Çünkü İslam hakkında çok fazla bilgim yoktu ilk zamanlar. Bana negatif bir şekilde sorular sordukları zaman o konuyu hemen araştırıyordum. Çok değişik şeyler soruyorlardı. Çoğunlukla beni provoke ediyorlardı. Ama o zamanlar daha gençtim. Ben Müslüman olalı 15 sene oldu. Şu an böyle şeylerle başa çıkabiliyorum artık. Şimdi onlar verdiğim cevaplar ve Hristiyanlığın yanlışları ile ilgili anlattığım gerçeklerden korktukları için benden kaçıyorlar. Çünkü gerçeklerle karşılaşmaları onları rahatsız ediyor. Pozitif tepkileri severek kabul ediyordum. Negatif şeylerle uğraşmak daha zor. Biriyle tartışmaya girmek, ona İslam'ı doğru şekilde anlatmaya değer mi, değmez mi görürsün. Zaten karşıdaki insanın dinleyiş şeklinden veya sorduğu sorulardan samimi olup olmadığını görürsün. Bazıları fikirlerinde o kadar sabitler ki Onlara ne kadar bilgi verirsen ver, kalplerini doğrulara kapatmışlar. Hiçbir bilgi bu tip bir insana fayda vermez. Demin de dediğim gibi çoğu provokasyon olarak yapıyor. Onlar bir şey öğrenmek için sormuyorlar sorularını. Zavallılara yüce Allah hidayet versin.